Kardeşler, bacılar, biz ilin dört fəslinin en güzel fəslinde 15 gün evvel quru kimi olan ağaclar Allahu Teala'nın izni ile, çünkü oktyabrda Allahu Teala'nın emri ile bütün ağacların kökleri, ey ağaclar, tumurcuklarında su kalmasın. Ey kökler, suyu boşaldın torpağa. Çünkü üzerinize kış havası gelir. Maroz gelir. O tumurcuklar budakların içinde su kalsa, ağaclar hamısı çatlayıp patlayıp kuruyabilir. Ona göre Allah'ın emri, suyu boşaldırlar. Kardeşler, bacılar, kış vakti ne kadar toprakta su olsa da ağaç su götürmür. Ancak Mart ayı başladı mı hoca, her taraf göğerir. Elbette Allah'ın emri bizim için, hara bakırsan almadı, armuttu, şaftalı, banan, bütün meyveler, her bir şey, güneş bize hizmet ediyor, özüne değil. Meşede olan çakallar olsa bile sanitani işini görürler. Orada ölmüş cesetlerdi, haşeratlardı. Onlarla, yani bazı Allah'ta yarattığı tefekkür etmek, yani bazı hayvanlar var, iğlenmeden eti yemeyler. Ne için? O meşede bir leş kalmasın diye. Kardeşler, bacılar, insanın ömrü de 80 yaş yaşamış insanın 4 fesil kimi, 20 yaşa kimi, bahar fesli kimi yavaş yavaş yetişirsen, 20 yaştan 40 yaşa kimi meyve verirsen, yetişmişsen, 40 yaştan sonra, yani ki 40 yaştan 20 yaş yay fesli kimidir. Hoca, 40 yaştan yukarı fesil payıza doğru. Oran ağrıyır, buran ağrıyır, yapraklar tökülmeye başlayır. 60 yaşa kimi. 60 yaştan sonra kış kimi. Yani isteyeni isteyirsen hoca, yatmağı ayı kimi mağaraya çekilip, ayaklarında istipeçin altına bırakıp, elbette yumuşak söz, yumuşak döşek, isti çay, tebessümlü olan arvat olsa belli bu daha lezzetlidir. Elbette bu kış demek, en büyük kış fesli, kaş kabaklı olan hayat yoldaşıyla ömür süren insandır. Bu abadilik gün diyorlar ava dilinde. Yani sonu olmayan kıştı bu. Yani ne diyeyim Mahsiyan bacılar, arkadaşlar, çünkü insanlar süper hayat herkes isteyir. Ancak insan diyor, dört şey çok önemlidir diyor. Birinci, insana lazım olan şey harekettir. Hareket olmayan da sağlamlığı koruyabilmezsen. İkinci, vaktinde yatmaktır. Elbette saat 2-3 olmamış, telefondan, WhatsApp'tan, TikTok'tan ayrılabilir mi ki yatak? Ona göre yatmakta rejim. Sağlam hayattan ötürü diyorum. Üçüncü, gıdalarımız. Uşağa damaşlı toyuk verirsen istemiyorum ata. Magazinden getirse belli. Yumurta atarım. Ata, bu yumurta damaşlı istemiyorum ben. Magazinden getirsem belli. Yani ne demek istiyorum? Düzgün gıdalanmak. Az yemek. Biz harada bir, yani ki yeme açmak oldu, daha bakmırık. Kalkabilesek mi yoksa yok. Bile bil meclislerde elbette. Yani gideye fikir vermek. Dördüncü de kardeşler, bacılar, etraf mühiti, yakında olan insanlar, güzel, salih insanlar. Bu dört şey olsa, hareket de olsa, gidalanma da olsa, rejimle yatıp, rejimle durabilsek, elbette
yaxındakı ətraf mühiti birinci başda arvad olmaqla başa düşən, hürmət eləyən, mehribançılıq olan olsa, əlbəttə sağlam həyat olacaqdır. Ancaq yadıma bir 35 il əvvəl uşaq ikən bizim qusur dediği aşağı çadaqlardan aşağı bir yer var idi. Orada tütün əkirdik. O tütünün arasında cemaat pomidor əkirdi. Nə üçün? O tütünü belləməyə getməsən, yığmağa getməsən, yımaq lazımdır. O vaxtı o qapqara əllərlə qırız duru kəri duxunu mumla dolu pomidorla çörək yerdik. Nə şəkər var idi, nə duz var idi, nə də təzik var idi. Çünki insanlar işləyirdilər. Ancaq insan bir bacımız deyir, mən deyir Xıdıla dedim deyir, ay Xıdılı, görürsən mənim qızım yoxdur, oğlum yoxdur, fındıqlığında bir gün köməyə gəlsən də fındıq yemağa, ey xala dedi deyir, 20 mat varsa giriş, yoxdursa sürüş. Yəni 20 matdan aşağı köməyə gəlmək fikrində deyil. Ancaq rəhmətlik atam deyirdi, bizim kənddə olan o evlər hamısı imajlıqla tikinən evlərdir bunlar deyir. Yəni pul verib heç bir şey eləmirlər deyir. Hamısı bir-birinə mehribançılıqla köməkdə olurlar deyir. Ancaq elə bir zamana gəldi, hər bir şeyə pul verməsən anasını ziyarətə getmir insan.